Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bu felsefe serimin 6. konuşmasında birlikteyiz. Bu videoya rastladıysanız eğer, diğer 5 konuşmama YouTube sayfamdan ve Facebook sayfamda videoların bölümünden ulaşabilirsiniz. Bugünkü konum değerler, değerlerimiz ve değer felsefesi üzerine. Bu konuyu da şu yüzden seçtim, yani şu an dünyanın dönme ve şu an dünyada yaşanan sorunlar, ülkemizde yaşanan sorunlar ve insani ilişkilerinde yaşanan sorunların hepsinin temelinde değere vermiş olduğumuz anlamdan ileri gelmesi. Yani şu anki bütün kaynağımız, toplumsal kargaşamızın hepsinin temelinde değerle ilgili bir çarpıtma, bir çarpık bakış açımızdan kaynaklanmasından dolayı. Ben de burada kendimce hem Hacettepe Üniversitesi'nde bu değer felsefesi üzerine almış olduğum eğitimimden hem de kendi kişisel tecrübelerinden yola çıkarak bir konuşma yapmak istedim. Tabii bununla ilgili de bir hikayem var. İlk önce bir hikayemle başlayayım isterseniz. Ben 87 yılında Hacettepe Felsefe Üniversitesi'nden, felsefe bölümünden mezun oldum. Bu mezuniyet günümüzde de tabii her öğrenci gibi, her mezuniyet töreninde olduğu gibi diploma töreni yapıldı, kepatma töreni yapıldı. Ve törenin sonunda da hepimiz bir sınıfta toplandık. Yani son veda yapmak üzere bölüm hocalarımızla birlikte. Tabii ilk gelen hocamız Yuhanna Kuçuradi'ydi, yine bölüm başkanımız. Ama çok farklı geldi o gün derse. Yani her gün o cıvıl cıvıl giren, o neşeli, o pozitif havasından çok farklı derin bir üzüntü vardı gözlerinde. Zaten uzunca bir süre konuşamadı. Geldi, karşımıza oturdu. Hatta bir sigara yaktı. Yani onu hiç görmedim ben o şekilde. Yani sigara yaktı, oturdu. Bir süre sessiz kaldı. Biz sınıf bir şeyle karşılaşacaktık ama neyle karşılaşacaktık? Böyle bir derin bir sessizlik oldu. Sonra dedi ki, çocuklar dedi, bugün son gününüz ve bu mezuniyetinizin son günü ve siz artık hayata karışacaksınız almış olduğunuz bir eğitimle. Ama inanın dedi, yani bu almış olduğunuz eğitimle şu an bu değer kargaşasında nasıl kendinizi bulacaksınız, nasıl kendinizi ifade edeceksiniz, inanın sizin adınıza çok çok kaygılıyım. Umarım çok büyük sorunlar yaşamazsınız ve umarım yaşadığınız ve almış olduğunuz bir eğitimi yansıtırsınız şeklinde bir konuşma yaptı. Tabii biz az çok buna anlam veriyorduk. Çünkü o dönem, yani 87 yılı Özal hükümetinin kuruluşunun dördüncü senesine denk geliyordu. Tabii büyük bir askeri darbeden çıkılmıştı, 80 yılı darbesinden. Ve ilk demokrasi anlamında adımlar atıldı ama yani orası bir soru işareti olarak kaldı. Yani demokrasi anlamında atılan adımlar aslında sonra zaman geçtikçe bu tamamen kitleleri başka bir yöne, düşünceleri başka bir yöne sevk etmek yönünde bir yönetim anlayışına sahip olduğunu anladık. Şöyle oldu, yani serbest piyasa ekonomisi, liberalizm, bireyselleşmenin ilk temeli Özal hükümetiyle başladı. Yani büyük bir baskının üzerinden kurtulup yeni bir çağdaş Türkiye'ye doğru gittiğimizi düşünürken aslında orada başka bir tuzak vardı. Bireyselleşme ve tamamen maddiyatın ve zenginliğin ön plana aldığı bir dönem başladı. Bütün ithalat serbest bırakıldı. Şu an o dönem hapse girmemize neden olan, hani sigarasından tutun, hatta dolar, döviz taşımak büyük büyük bir suçtu. Hapse bile girebiliyordunuz. Her şey bir anda serbest kaldı. İthalat serbest kaldı. Ve büyük bir lüks tüketimi, yani lüks ürünlerin ülkemize gelmesiyle bir anda bir değer yozlaşması başladı. Yani her şey para ekseni etrafında dönmeye ve 80 darbesinin yapmış olduğu en büyük etki de siyasetin tamamen yok edilmesi. Yani insanların kafasından o siyasetin tamamen dışlanması ve insanların toplumsal sorunlara kafa yormayıp sadece kendisiyle ilgili dertlerin peşine düşmesi. Tabii kendisiyle ilgili bir dünyaya girdiği zaman da tamamen haz duyguları, yani tamamen bu dünyadaki varoluş amacını sorgulamayıp sahip olacağı şeylerin peşine düştü insanlar. Yani bir anda evlerde renkli televizyonlar, hatta biz başına oturup bakıyorduk, yani siyah beyaz televizyonlardan sonra belli saatlerde yayın vardı. Ve ikinci kanal açıldı, o zaman Star TV'ydi, böyle hayranlıkla izliyorduk yani. Ama kurulan tuzağın aslında farkında değildik. Büyük bir özgürlük gibi geldi bu. Yani her şeye sahip olabiliriz, dünyaya açıldık, artık modernleştik, teknolojiye doğru emin adımlarla gidiyoruz. Ama bu ne yazık ki bizim insani yapımıza, toplum yapımıza büyük darbe indirdi. Her ne kadar katkıları olduğu kadar da aslında değerlerimize büyük bir darbeydi. Yani değer yozlaşması, para ekseninde döndüğü için birçok değerin paraya göre yönlendirilmesi, hatta rahmetli Özal'ın da bu yönde benim memurum işimi bilir, ben zengin insanı severim yönde bunu körüklemesi, hatta devlet ve politikalarının tamamen
Yani adil olması gereken durumdan tamamen çıkar ve faydaya doğru yönlenmesi o dönem toplum yapısını çok büyük hızla bozmaya başladı. Müzik değişti, sanat değişti, insanların yapısı değişti ve tamamen faydacılık üzerine bir felsefe dönmeye başladı. Ve bizim tam felsefe eğitimimize denk geliyordu ve çok hızlı değiştiği için biz çok hızlı fark ediyorduk. Yani çoğunlukla da derslerimizde bunu inceliyorduk. Bazen televizyon programlarında, bazen gazetelerde bununla ilgili örnekler alıp sınıfta tartıştığımız da oluyordu. Ve Yuhanna Hocam'ın yani o dönemdeki kaygısı, o bizimle konuşurken ağlaması ve bizim adımıza endişe duyması çok çok haklıydı. Ama bugünleri görseydi acaba ne olurdu bilmiyorum. Yani o dönemden kalan değerlerin hala yozlaşarak gitmesi ve daha da kötü insan özgürlüklerini elinden alması, yani o dönemdeki Yuhanna Hanım'ın o üzüntüsünü haklı çıkardı. Yani biz hepimiz bir yere daldık tabii. Yani ben felsefeyle ilgili bir iş yapmadım, ihracatla ilgili bir iş yaptım. Ve direkt hayali ihracatın da çok yoğun olduğu bir dönemdi ve ben o zaman anladım. Yani fayda sağlayan bir değer olduğu zaman insanların nasıl başkalarını unuttuğunu, nasıl kendisine yönelik çalıştığını ve o yönde de o değeri yürüttüğünü, yani birebir şahit olduğum için gerçekten büyük bir şoktu. Yani insanların bu kadar değişimi, o geçmişteki hak, hukuk, adalet kavramlarının tamamen bir anda yok olması ve yeni yeni zenginlerin türemesi ve yoksulluğun artması, işini bilenin gemisini yürütmesi, adil, adaleti davranmak isteyenlerin de tamamen sistem dışı kaldığı o dönem yani bugünlerin işaretiymiş. Aslında çok çok önceden başlamış. Yani değerler konusu bu anlamda önemli. Yani o dönemdeki sahip olunan değer yargısı, değer algıları ve toplumun genelini bozması da şu günlere getirmiş durumda. Ve biz aslında farkında bile değiliz. Yani o değerlerin ne olduğu, yani değer öyle bir şey ki yani binanın çimentosu. Çimentoyu kullanmadığın zaman o bina ne olur dağılır gider. Değerlerimiz de toplumun çimentosu aslında. Ama biz bunu ne yazık ki yarar ve zarar olarak gördüğümüz için, yani yararlı olanları alıp etrafımıza ne olursa olsun ne olursa olsun mantığıyla baktığımız için şu anda yazık ki birçok konuda yozlaşmaya doğru devam ediyoruz. Değerler bu anlamda önemli. Ben bunun önemini anlatan bir konuşma yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Şimdi değer nedir? Değer, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda içselleştirdiği, eylemlerini yönlendirdiği kalıcı bir yargı, yargı olarak tanımlanmaktadır. Yani bu nedir? Yani bu değeri yaratan nedir? İnsandır. Aslında en büyük değer insandır. Ama biz ne yapıyoruz? İnsanı yok sayıp başka türlü değerler koyuyoruz. Yani insanın yüzünü yok eden başka türlü değerler koyuyoruz. Çünkü insan değer üreten bir varlık. Sanat üretir, teknoloji üretir, edebiyatı üretir ve onunla ilişkin değer yapılarını koyar. Ama siz baştan bu insani yapıyı yok ettiğimiz zaman ne oluyor? Toplum otomatik olarak çöküşe gidiyor ve otomatik olarak da bazı şeyler ne yazık ki daha çok vicdanımızı sızlatan görüntülere doğru gidiyor. Yani değerler öyle bir şey ki yani birbirinden bağımsız değil aslında. Yani bir değer bir değer diğerinin yerini alıyorsa eğer o geçmişten gelen bir birikimi vardır, geçmişi vardır. Yani bugün akşam yattım, sabah kalktım, hop bu değer değişmiş diye bir şey yok. Bunu yaratan ne yazık ki biziz. Yani bizim vermiş olduğumuz etkilerimiz, bizim vermiş olduğumuz değer, her şeye ve kendimize ilgili vermiş olduğumuz değer, bunları toplumun geneline yayıldığı zaman ne kadar büyük bir erozyona yol açıyor değil mi? Yani bir kişinin, iki kişinin değil, milyonlarca insanın bir anda kabullenmiş olduğu bir değer, bir anda dünyanın yapısını ne kadar da değiştiriyor değil mi? Yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki Adolf Hitler'in bir anda çıkıp üstün ırk yaratma sevdası ve kendilerini üst sınıf olarak, üst değer olarak görüp milyonlarca insanı öldürmesi ve milyonlarca insanın da Adolf Hitler'in bu görüşü çerçevesinde onun peşinden gitmesi aslında ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Yani insan zihni çünkü çok çabuk manipüle etme özelliğine sahip. Eğer altyapınız kuvvetli değilse, bir değer boşluğunuz varsa ve o değeri dolduracak çok çarpık düşünceler de gelebiliyor. Yani çok çarpık değerler de gelebiliyor. Yani kendini canlı bomba yapan genç çocuklarımız başkasını düşünmüyor. Yani orada sahip olduğu değeri düşünüyor. Çünkü ona o değer verilmiş. Sen bunu yaparsan böyle bir değer kazanacaksın. Cennete gideceksin. İnsanlığa büyük hizmet edeceksin ama başkasına verdiği zararı düşünmeden kendi değerini içselleştiriyor. Çünkü o ana kadar o değerle ilişkin bir şey almamış. Ne toplumdan almış, ne aileden almış. Ve bu tabii ki çok büyük bir tehlike. Yani bu gençlerimizdeki boşluk, insanlarımızın değerleri altındaki boşluk nasıl bir tehlike olduğunu yakın zamandaki olaylardan da görüyoruz. Yani bütün bu savaşların sebebi tamamen insanların altyapısındaki oluşan değer yoksulluğundan, yani insanı değer olarak almamasından kaynaklanıyor. Yani o yüzden değerler çok çabuk gelişebilir ve birbirlerine geçiş yapabilir, dönüşebilir ama neye dönüştüğüne çok çok dikkat etmek lazım. Ben bununla ilişkin yani
değer çatışmalarımız değil mi? Yani zaman zaman günlük hayatımızda yani insanlarla etkileşim içindeyiz. Yani hiçbirimiz birbirimiz gibi düşünmek zorunda değiliz. Yani aynı hayat görüşüne sahip olmak zorunda değiliz. Ama ne yapıyoruz? Değer çatışmalarına giriyoruz. Ama şunu düşünün, yani benim sahip olduğum değer bana fayda sağlıyor, karşımdakine hayatını alt üst ediyorsa gerçekten doğru bir değer midir? Yani yönetici olabilirsiniz, ebeveyn olabilirsiniz, yani büyük bir siyasetin içerisinde olabilirsiniz, evlilik ilişkilerinizde, arkadaş ilişkilerinizde. Sizin yapmış olduğunuz, sahip olduğunuz değer bir başkasının hayatına ne katıyor acaba? Zenginlik mi katıyor yoksa hayatını altın üstüne mi getiriyor? Bundan sonra bütün hayatını etkiliyor mu? Yani yarar zarar çerçevesinde bu şekilde bakmamız gerekiyor. Yani tamamen bana fayda sağlayan bir şey acaba başkasının hayatında nasıl bir etkisi var? Yani bunu düşünürsek eğer inanın birçok şey değişecektir. Ama biz bunu düşünmediğimiz için yani yaptığımızı doğru zannediyoruz. Değer çatışmaları da buradan geldiği için birçok şeyi de kendimizi kapattığımız için ve bunları da dinlemediğimiz için ne yazık ki kör topal aynı şekilde devam ediyoruz. Ama ne oluyor? Yıkılan hayatlar oluyor, yıkılan aileler oluyor. Hayattan vazgeçenler oluyor. Birinin yapmış olduğu ama güç olduğu için elinde birinin yapmış olduğu bir değer yargısı, düşük değer bir anda bütün hayatlarımızı alt üst ediyor değil mi? Yani bunu birebir örneklendirmek istersek ben birkaç tane örnek vermek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bunu fotoğraflarında buldum. Yani renkli de çekemedim inşallah görürsünüz. Şu resmi hatırlayanınız vardır değil mi? Fotoğraf hatırlayanınız vardır. Somali'de iç savaş sırasında. Birleşmiş Milletler'in yardım merkezine gitmeye çalışan bir kız çocuğu ama ölmek üzere ve arkasında da bir tane akbaba var. Yani ölümü bu kadar yakın olan birini ve hayat ve ölüm arasındaki çelişkiyi anlatan bir fotoğraf. Tamam yani bu fotoğrafın geçmişi de çok çok aslında bu insanlık ayıbımız yani fayda ve menfaatlerimiz doğrultusunda insanların neler yapabileceğini gösterebilen büyük bir fotoğraf aslında. Yani şu an Afrika, şu an yeraltı olarak dünyanın en zengin ülkelerinden birisi ama ne yazık ki sömürge devleti olduğu için bu altyapıya da yansımadığı için ve oradaki insan yüzü yok sayıldığı için tamamen menfaatler ön sayfada olduğu için böyle bir fotoğraf görüntüsü. Bu bunun özeti. Ama asıl buradaki hikaye bu fotoğrafı çeken fotoğrafçı. Kevin diye bir fotoğrafçı. Spencer'dı zannediyorum. Kevin Carter pardon. Bu fotoğrafı çekiyor ve oradan ayrılıyor. Yani bu çocuğa ne oluyor? Kurtarmalı mıyım, yardım etmeli miyim gibi bir düşünce yok. Tamamen oradaki fotoğrafa odaklanıyor. Yani belki kazanacağı ödülü odaklanıyor. Ve oradan fotoğrafı çekip ayrılıyor. Tabii büyük olay yaratıyor bu. Pulitzer fotoğraf ödülü de alıyor ama aynı zamanda da büyük eleştirilere maruz kalıyor Kevin Carter. O da kendini şöyle savunuyor. Oradaki insanlarla temasa geçmemiz yasaktı bulaşıcı hastalıklardan dolayı ama hiçbir şekilde bunu kurtarmıyor ve büyük bir vicdan azabı çekiyor ve sonunda intihar ediyor. Yani bu vicdan azabına katlanamıyor ki intihar ediyor. Yani bu büyük bir yaradır. Yani bu fotoğrafa her baktığında büyük bir insanlık utancı ve gerçekten hepimizin durup sorgulaması gereken bir fotoğraftır. Bunu yıllar geçse de unutmamız mümkün değil ve şu an sahile vuran Aliye bebeklerimizde de aynı şekilde yani göçmenliğimizin, göçmenlik sorununun dile gelmesi açısından o fotoğrafta çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Bu birinci örneğim. İkincisi de bu fotoğrafta 2. Dünya Savaşı sırasında Japonlara atılan, Hiroşima'ya atılan atom bombası sonucu çekilmiş olan bir fotoğraf. Yani cehennemden kaçan çocukların fotoğrafı. Bu fotoğrafta simgesi olmuştur savaşın ve bu bombayı atan pilot yıllar sonra ve bombayı attığı anda da büyük bir pişmanlık geçiriyor. Tanrım ben ne yaptım? Biz ne yaptık? Sorgulamasına giriyor ve altta 80 bin kişi bir anda tozda duman oluyor. Yani bir anda buharlaşıyor. Şehrin ve ülkenin bütün o radyoaktif etkileri yıllarca sürüyor. Ve yıllar sonra pilotla bu fotoğraftaki kız çocuğu barış konuşmaları yapıyor yıllar sonra. Konferanslar veriyor ülkelerde. Ve yıllar sonra tek karşılaşıyorlar. Pilot geliyor gözyaşları içerisinde. O bombayı atan bendim diyor. Beni affedecek misin diyor ve kadın affediyor. Yani dünyayı aslında affetmemek değil, affetmeni kurtaracağını söylüyor ve barışıyorlar. Ve bu barış çerçevesinde de çok çok güzel tepkiler alıyor. Birinci örneğim bu. İkincisi de biliyorsunuz bu İsrail-Filistin çerçevesinde. Yani İsrail-Filistin savaşında bir haberde gördüm ben o görüntüyü. Yani yıllar geçse de unutamıyorum. Yani böyle bir tepeye yerleşmiş İsrail halkı. Sanki bir yaz günü vedası gibi füzeler dizilmiş, insanlar ellerine şaraplarını almış, küçük çocuklar var, genç kızlar var ve roketler orada ve roketlerin üzerine kız çocukları kalp işareti yapıyor bizden sevgilerle. Yani gidip
o roketler oradaki insanları öldürecek, oradaki kaç çocuğun hayatını bitirecek, böyle bir değer yargısı yok. Onun düşündüğü bir değer yargısı sadece kendilerinin sahip olduğu, kendilerine hak vermiş olan değer yargısı. Ne yazık ki bunu da düşünmüyorlar. Ve o gün kim bilir kaç çocuğun hayatı bitiyor, kaç çocuğun, kaç ailenin hayatı bitiyor. Yani bu benim yıllardır unutamadığım fotoğraflardan birisi. Yani keşke hiç olmasa ama ne yazık ki aynı çarpık düşünce bu şekilde devam etmekte değerli arkadaşlarım. Hep olumsuz şeylerden bahsettim ama tabii dünyada güzel şeyler de var. Bir örnekte şunu vereceğim. Hani olayın geçtiği yeri hatırlamıyorum. Bir gazete fotoğrafı olarak aklımda kalmış. Çok araştırdım ama yani bilgilerime ulaşamadım. Yani bu konuyla ilgili bilgilere ulaşamadım ama ben olayı anlatayım isterseniz. Bir atletizm şampiyonası var ve orada dünya şampiyonalı olacak. Ve atlet kızlarımız 16-17 yaşlarında zannediyorum yarışa başlıyorlar. Ve birincilikle götüren kız dünya çapında bir üne sahip olan birisi ve yarışı yani kazanması neredeyse garanti yani hemen hemen garanti ve başlıyor yarış. Ve son tura giriyorlar ve bitiş çizgisine gelmek üzereler. Arkadaki koşan biri yani bu genç kızımızın arkasından koşan bir kız bir anda ayağı burkuluyor ve yere düşüyor. Ve önde birinciliği bitirmesi garanti olan genç kızımız hiç tereddüt etmeden duruyor, gidiyor. O yere düşen atletin yanına oturuyor, genç kızın yanına oturuyor. Neyin olduğunu soruyor, sıkıntısının olup olmadığını soruyor. Ve yarışa devam etmiyor. Bunu gören diğer atletler de aynı şekilde yarışı bırakıyorlar. O düşen genç kızın yanına gidiyorlar ve hep birlikte birincilik çizgisine beraber gidiyorlar. Yani hepsi birinci oluyor ve bir anda statüm ayağa kalkıyor. Bir anda alkışlar kopuyor. Yani o genç kızın birinciliği garantili olan yarıştan vazgeçmesi, orada çünkü bir insan var. O insanın yüzü var, o insanın değeri var, o değeri ona vermesi. Yani her şeyi, kendisine fayda olan sağlayan şeyi unutması ve genel bir değere ulaşmak istemesi. Orada bir insan var, acı çeken bir insan var, bana fayda sağlayanın hiçbir anlamı yok. Ben senin için buradayım demesi. Yani o içtenliğinin, o ilgisinin çok içten olması. Yani beni o kadar etkiledi ki. Yani dünyada, çünkü insan yapısının içerisinde bu duygusallık da var, iyilik de var. Ama bunu kapatmadığı için bu genç kızımız. Demek ki sporcu olmak biraz ahlakı da gerektiriyor değil mi? Yani sadece ben demek değil, tamamen beraber yapılan, yani toplum anlamında yapılan, kişiler arası yapılan etkileşimdeki değerleri de ön plana alması gerekiyor. Yani her türlü meslekte böyle aslında. Yani sadece sporcu olarak değil, yapmış olduğumuz her meslekte, her işte bunu bizim ön plana almamız gerekiyor. Çünkü insan yüzünün olduğu yerde o kadar rahat davranamıyoruz. Yani savaşlarda özellikle, ben şu örnek de çok dikkatimi çekmişti, yaşanan bir olay. Çanakkale Savaşları sırasında en zor olan kısım siper savaşları olmuş. Çünkü siper savaşları yakın teması gerektirdiği için insanlar birbirinin yüzünü görür, sesini duyar olmuş. Yüzünü gördüğü, sesini duyduğu insanları da öldürmekte, savaşmakta çok çok zorlanmışlar. Hatta bu ateşkes aralarında da birbirlerine biri konserve atmış. Ey Türk bunu korkmadan ye diye düşman tarafı. Bizimkiler gitmiş sigara atmış bunu korkmadan iç diye. Ve aralarında böyle bir arkadaşlık, dostluk yani inanacak gibi değil değil mi? Birbirini öldürmeye gelmişler. Ve orada birbirlerini hisseden insanlar bir anda savaşın atmosferi tamamen kırılıyor. Hatta iki tarafın subayı tanışıyor bu ateşkes molaları esnasında ve birbirlerine o savaşın ne kadar acımasız olduğunu bahsediyorlar. Ve orada büyük bir soru başlıyor. Biz neden buradayız? Biz neden öldürüyoruz? Ve büyük bir kırılma. Ve bunu hisseden komutanlar da bir anda şeyi kesiyor tabii. İnsani teması kesiyor ve savaşı o şekilde devam ediyorlar. Ama bence savaşın kırılma noktası orası oluyor. Yani neden buradayız sorusu sorulmaya başladığı için, hakkına teslim edilmesi gerektiğini düşündükleri için yani savaşın kırılma noktası da bu oluyor. Yani insan yüzünün yakın olduğu bir yerde, yani göz göre göre, yani özellikle savaş ortamında, çünkü şimdi uçaklarla bombaları indiriyorlar. Yani yüzünü görmediği insanların neye uğradığını görmediği için çok kolay bir şekilde yıkma eylemine girebiliyorlar. Ama yüz yüze temas olduğu zaman, göz göze temas olduğu zaman, bir insan yüzü karşınızda olduğu zaman yani onu birebir kötülük yapmak gerçekten çok zor oluyor savaş ortamında. Tabii özel hayatlarımızda biraz farklı durum. Bu tamamen öldürme eylemine yönelik olarak gerçekten etkili bir şey. Yani insan insana muhtaçtır. Bunu en çok hissedilen anlar bu anlar herhalde. Diğeri de değerlere eğitimi verilmesi lazım. Yani bu değer tamam hani konuştuk. Bu değer yargıları nasıl yerleşir? Değer yargıları ilk önce aileyle başlar. Tabii aileyle başlar, etkileşimle başlar. Yani temelden, toplumun temelinden gelen değerler ailelere yansır ama en önemli şey de hani okullara düşüyor. Yani milli eğitime düşüyor. Temelden başlayan bir değer eğitimi verilmesi gerekiyor. Yani bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde bu veriliyor. Yani Norveç, İzlanda, Finlandiya.
Ben onunla ilgili belgesel izledim. Yani herkesin eşit şartlarda olduğu ve tamamen mesela hırsızlık yok şeyde, Norveç'te. Yani dükkanlar açık, hiç kimse gidip o hırsızlığı yapmıyor. Yani para ekseni yok çünkü. Yani dünyanın en zengin ülkelerinden birisi, en geniş topraklarına sahip. Hani istese AVM'ler dikemez mi? Böyle arsa peşine düşemez mi? Ama doğayı koruyorlar. Eğitime önem veriyorlar. Ve hiç kimse kimsenin elindekini önemsemiyor. Çünkü herkes aynı şartlarda yaşıyor. Lüks tüketim yok. Beş katlı evler yok. Yani tamamen kaç yüzyılda kalmış evlerde yaşıyorlar ama son derece mutlular. Yani ona bakınca yani gerçekten Ütopya devleti bu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü balıkçılığı çok gelişmiş olan bir ülke ama gidip oralarda bir balık şeyleri kurmuyorlar, ağları kurmuyorlar. Yani onu ben üreteyim, dünyayı satayım gibi düşünceleri yok. Tamamen doğanın en saf halinde tutmaya çalışıyorlar. O yüzden bugün çok revaçta ve dünyanın oksijeni olan, kalbi olan yerlerden birisi. Yani bu da bir değer değil mi? Yani kendimi ve tamamen kendi hazlarımı, kendi tüketim anlayışımı kurban etmediğim bir toplum yaratmak. Yani bu da bir değer ama bunu çok güzel başarmışlar. Yani mutlaka YouTube'da bulursanız izleyin arkadaşlar. Hapishanesinde bile çok az sayıda insan var. Hapishanedeki mahkumlar bile eğitiliyor. Yani rehabilitasyona giriyorlar, resim yapıyorlar, koşu yapıyorlar. Ve onu topluma yeniden kazandırıyorlar. Yani bu da bir değer. Yani topluma çünkü insan bir değer. Yani onu sen baştan yok ettiğin zaman o insanı istediğin kadar toplumun içerisine girsin. Sonra bir daha o suçu işleyecek, bir daha girecek. Yani önemli olan o alttaki bataklığı kurutmak. Yani o değeri vermek. Yani o değeri verdiğiniz için de o bir daha size sorun olarak geri dönmeyecek. Ama ne yazık ki biz bunlardan çok çok uzarız. Yani okullarda bunun eğitimi verilmesi gerekiyor. Geçenlerde bizim şöyle ara ara kurumsal eğitimlerimiz oluyor kurumsallaşma üzerine. Çok değerli bir danışman firmadan bu konuda eğitim alıyoruz. Bize şey dediler, yani büyük bir firmanın bir mühendis grubu var ama Türkiye çapında yani çok önde olan mühendisler grubu, büyük tüpte projeleri yapıyorlar. Ve yöneticileri şöyle demişler, bir iletişim eğitimi almak istiyoruz. Çünkü şey yok, yani değer olarak tek başarıya odaklandıkları için duygu anlamında iletişime geçemiyorlar. Yani empati duyguları, duygusal zekaları tamamen alt planda, yani üst planda olan tamamen başarı ve diğer başarı odakları. Ben yapamıyoruz çünkü bir yere geliyor takılıyor. Çünkü o bir proje de insanlar arası iletişimde ilerleyecek olan bir şey. Yani tek başına bağımsız yapılacak bir şey değil. Yani bunu çalışan arkadaşlarımız varsa daha iyi bilirler. Yani biri diğerine bağlı. Yani zincir bir yerden koparsa o tarihten sonra ve ne zamanda yetişir işler, ne istenildiği gibi verimli olur. Bunu gördükleri için de 2 haftalık bir eğitime tabi tutmuşlar. Ve tamamen şunu yaptık diyor yani. Göz göze iletişime bile gelemiyorlar. Yani zeka çok yüksek olduğu için ve okullarımızda da bu yönde de eğitim verildiği için, başarı en büyük değer olarak verildiği için ve bir başkasını geçmek zorunda oldukları için genç çocuklarımız yani onun duygusal dünyasına, bir diğerinin duygusal dünyasına ne yazık ki inemiyorlar. Bu da iş hayatlarına yansıyor. Yani düşünün, başarı Türkiye'nin en yüksek tepelerinde yer alan bir firmada çok başarılı bir mühendissiniz ama yani karşıdaki insanı bilemiyorsunuz, göz göze gelemiyorsunuz. Yani belki ilkokul mezunu bir usta ama işinde çok çok iyi olan bir usta. Onunla bir iletişime geçemiyorsunuz. Yani bence bu başarı değil. Yani çünkü başarının en büyük temeli iletişimdir. Yani bu iletişim alabileceğimiz en güzel eğitim de okullarımızdır, ailelerimizdir. Yani bunu üniversitelerimizde de bütün, yani özellikle mühendislik, tıp, fen alanlarında, yani sosyal alanda alınan eğitimlerde bir parça insanla ilişkili olduğu için hissediliyor ama yani bir teknik anlamdaki okullarda, çünkü o da topluma karışacak. İnşaat mühendisi gidecek, inşaat yapacak ama o değer yargısına sahip değilse, yani insan hayatını önemsemezse yaptığı iş de ona göre olacak. Yani bu depremlerde görmüş olduğumuz yani en büyük yıkıntının sebebi buradaki değersizlik, faydacılık, tamamen kendini düşünmek ve sonra olacak olanları düşünmemek. Yani ne kadar önemli, yani sonuçları nerelere kadar gidiyor? Binlerce insanımızı kaybediyoruz. Yani bir tıp alanındaki doktorumuz ya da diğer alanlarda diş hekimliğinden tutun, sağlık alanından tutun, o insani anlamdaki o değeri vermediğiniz zaman, bir insanın ne kadar değerli olduğunu anlatmadığımız zaman aldığı, verdiği değer de ona göre oluyor. Ama verdiği değer ne yazık ki sağlıklı olmuyor. Ve ne oluyor? Öfkeli, gergin gruplar, topluluklar, dışlanmış insanlar. Ve bu da ne yazık ki hepimizi bu şekilde, çok kötü bir şekilde etkiliyor değerli arkadaşlarım. Bu eğitimin en büyük şeylerden birisi de yapıtlar, yani edebi yapıtlar. Ben haftaya da bunlarla ilişkin bir konuşma yapacağım. Yani hangi edebi yapıtlar acaba değerlere örnek olur? Bununla ilgili bir konuşma yapacağım değerli arkadaşlarım. Biraz inşallah uzatmamışımdır. Bu arada dışarıda da çok güzel kar yağıyor. İkide bir gözüm o tarafa gidiyor, dikkatimi dağıttı. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlarım. Hoşça kalın.